Merhaba arkadaşlar. Daha önce Rövşen Abdullahoğlu'nun bir kitabını daha okumuştuk. Şimdi ikinci kitabını okuduk. Çok güzel bir hayata tutunma, sevgi ve sorgulama hikayesi. Kitabı aynı zamanda Amerikan eleştirme şirketi Kirkus okudu. Çok beğendi ve sıfır eleştiriyle yıldız verdi. Büyük bir başarı. Ben Rövşen Bey'den daha önce bir kitap daha okumuştum. O kitabı da çok severek okumuştum. Ama bu kitap benim başucu kitabım olabilecek nitelikte bir kitap. Neden? Çünkü o kadar güzel bir kurgusu var ki içerisinde. İçinde var olan arkadaşlık, dostluk, özellikle de hayata tutunma çabası beni çok etkileyen bir kitaptı. Zaten Rövşen Bey'in yazım dilini çok seviyorum. Çok sade ve çok etkili cümleler kullanabilen bir yazar. Cümleleri, kelimeleri o kadar güzel seçiyor ki sizi etkilememesi imkansız. Kitabı okurken neredeyse her satırın altını çizmek istedim. O derece beni etkileyen bir kitaptı. Ve bu kitap dediğim gibi kesinlikle okunması gereken ve herkesin başucu kitabı yapabileceği nitelikte bir kitap. Herkese merhabalar. Ben İpek. Bu Şehirde Kimse Yok mu isimli kitapla geldim karşınıza. Kitap 2 sene boyunca bestsellerde kaldığı için bende inanılmaz derecede bir merak uyandırmıştı ve kendi ülkesinde çok fazla satan bir kitapmış. Hemen böyle bir şey oldum ben. Aa, okuyayım bakayım neymiş acaba içindeki neymiş diye. Hemen böyle bir karakterimiz karşıladı beni, Billy isminde. Ve rol model aldığımız insanların, ailemizden bahsediyorum, hayatımıza ektiği o küçük tohumların ileride bizi nasıl etkilediğini ya da bizim onlardan beklentilerimizin karşılanmadığında oluştuğumuz o kişiliği o kadar güzel anlatmış ki kitap. Evet, çok güzel kanser hastalarına ithaf edilmiş. Kitabın içerisinde bir kanser hastamız var. Ama bence yoğunlaşmamız gereken şey burada kanser hastası değil. Yani en azından bana öyle geldi. Çünkü evet, kanser çok kötü bir hastalık. Allah herkese acil şifalar versin. Ama bir de kanserliğini fark etmeyen, o kişiliğimizde büyüyen kanserler var. Bu kitap bana gerçekten onu hissettirdi. Bütün insanlar bir şeyden mutsuz ve biz bunun farkındayız. Yani memnuniyetsiz insanları gördüğümüzde arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Bir de her şeyden mutlu olan insanlar var. Böyle işte çiçek görse aman Allah'ım bu ne güzellik falan diye alıp resmini çeken kişiler var. Bunlar o kadar küçük şeyden mutlu oluyorsa diğer insanlar buradan neden mutsuz olamıyor? Mesela bunun sorusu var bu kitabın içinde ve bunun cevabı da var. Ve ben gerçekten o kadar çok beğenerek okudum ki bu kitabı. Hani kafamdaki çoğu şeye cevap verip çoğu şeyin de farkına varmamı sağladı diyebilirim. Çünkü ben önceden memnuniyetsiz insanların farkında değilmişim. Bu kitabı okumaya başladıktan sonra etrafımda böyle çatık kaşlıları falan aramaya başladım. Bizden biri olan Wissam, en mutsuz olduğun zamanlarda, en dertli, en dibi görmüş hissettiğin zamanlarda bile mutlu olmak, yeniden moda girmek için 10 saniyeye ihtiyacın olduğunu söylüyor. Sadece 10 saniye. En dipte olduğunu düşündüğün zamanlarda bile senden daha dipte olan insanların var olduğunu düşünmek, belki de içinde bulunduğun o ana sistemler etmek yerine şükretmeni ve daha iyisini umut ederek harekete geçmeni, bir şeyler yapmanı sağlayabilir. Aslında sadece 10 saniye düşünmen lazımdır. En kısa tanımıyla, en özet haliyle bize bu 10 saniyeyi sunuyor aslında bu kitap. O 10 saniyeyi keşfetmemizi ya da yeniden hatırlamamızı sağlıyor. Tabii ki elindekilere şükret, sadece elindekilerle yetin ve başka hiçbir şey isteme demek değil bu. Tam tersi, istemediğin sürece evren, yaşam ya da tanrı adına her ne demek istiyorsan sana hiçbir şey vermeyecek. İstediğin şeylere ulaşmak için bunu dile getirmen, hatta betimlemen gerekiyor. Ama diğer taraftan o 10 saniyeyle elindekilerin farkına varman da sanki sadece hayal ettiğin, sadece umut ettiğin şeyler gerçekleştiğinde mutlu olacakmışsın hissiyatından kurtarabilir seni. O yüzden bence elindekilerin farkına varıp şükretmekle hayal ettiğin şeyleri istemek bir bütün olarak düşünülebilir. İçindeki örnekler, karakterlerin birbirleri arasında geçen ya da kendi içinde gerçekleşen diyaloglar sizin de kendi hayatınızın ve şu anınızın farkına varmanızı sağlayabilir. Çünkü başta da dediğim gibi yarın ne olacak? Bırakın yarını, 10 dakika sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama gerçek şu ki ne kadar dibe batarsak batalım, bizi o dipten çıkartacak güç yine bizde saklı. Bu şehirde kimse yok mu? Ben bu kitabı Azerbaycan'da görmüştüm, okumuştum. Azerbaycanlı bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ankara'dayım ben, Ankara'ya yeni geldim. Armada AVM'deyim. Yanlarda gördüm, çok mutlu oldum. Türkçe'ye çevrilmiş ve ben bunu alıyorum. Her kitabın
tıpkı insanlar gibi kendi kaderi vardır. Bu şehirde kimse yokun kaderi çok garip. Bu kitaba kadar sadece felsefi, tasavvuf, psikolojik çalışmalar üzerinde yazdım. Bir gün matbaaya ben dünyalara isyan edin bir taneyim kitabımı gönderiyordum. Psikolojik olan bu kitapta farklı kültürlerden ve dünyalardan olan iki kişinin, Willy ve Wissam'ın bir dostluk hikayesi vardı. Aniden aklıma böyle bir fikir geldi. Bu hikayeyi çıkarmak ve bir yeni esere dönüştürmek. Bu fikir nereden ve nasıl geldi bilmiyorum. Ama son anda bu hikayeyi kitabdan çıkardım. Sonra genişlettim. Böylece bu şehirde kimse yok eseri dünyaya geldi. Bu şehirde kimse yok birbirlerinin yaralarına melhem olan iki yaralı ruhun dokunaklı bir hikayesidir. Kimsenin bu hayatı meleğiyle karşılaşmadan terk etmediğini bilmek gerekir. Bu meleği bazen bir insan, bazen bir kitaptır.